Kinoa, şu, bakın şu, burada Yalın ona tabii dönmem lazım. Buyurun. Arkadaşlar hazır mı Yalın? Çünkü bir açıklama yapacak doktorları. Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etme durumumuz var. Bunu da ilerleyen saatlerde karar verip sevk edeceğiz. Onun haricinde şu an hastamızın genel durumu iyi. Saptadığımız kadarıyla acil ameliyatlık bir durumu yok ama minör küçük ameliyatlar gerekebilir. Bunun haricinde hastamızın gerekli müdahaleleri yapıldı. Yardımcı olan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Hocam konuşabildiniz mi hastamızla? Talep oldu mu size? Hastamız konuştu. Hastamız adını söylüyor. Ve yakınlarını sordu. Yakınların iyi olduğunu söyleyince rahatladı. Bilinci açık. Durumu şu an stabil. Ve şu an acil diyaliz indikasyonumuz olduğu için yukarıda yoğun bakımımızda diyalizi alacağız. Onunla ilgili detaylı hastayı yormadık. İlerleyen saatlerde hastayla görüştüğünüzde detaylı bilgi alınabilir. Ama biz hastayı yormamak adına gerekli müdahaleyi yaptık. Hasta çok soğuk bir ortamda kaldığı için hemen ısıtma tedavisine başladık. Gerekli sıvı desteğini sağladık. İlk müdahaleleri yaptık. Şu an arkadaşlar diyalizi alacağız arkadaşımızla. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Gelen paylaşımlarda sizi destekliyorlar. Enkazlara dokunmayın, hala canlı var. Yani bazı açıklamalar yapılmış. AFAD'dan mı geldi bilmiyorum. Artık biz tamamladık süreci. Şöyle bu, ki. Bu 358. saatte Neslihan Kılıç mucize. Biz sonuna kadar sahip çıkmamız lazım. İnsanlar hayatlarını kaybetmişse de cenazelerini istiyorlar, anladınız mı? Tamam. Fakat hocam şurası çok önemli. Sosyal medyada enteresan olaylar oluyor. Biliyor. Lütfen herkes resmi açıklamaları dikkate alsın. Aynen öyle. Aynen. Lütfen bakanlıkların ve AFAD'ın yaptığı açıklamaları ciddiye alın. Sosyal medyada kimi zaman o veya bu nedenle ciddi bilgi kirliliği oluyor. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Tekrar başımız sağ olsun. İyi geceler, deprem özel yayınımız devam ediyor. İyi geceler diliyorum ama aslında lafın gelişi diliyorum, bu dileklerim lafın gelişi. Çünkü ben deprem bölgesinden geldim. Hatay'dan, İskenderun'dan, Antakya'dan acıyla döndüm geriye. Yani ayağının tozuyla derler ya, bizim üstümüz başımız acı oldu, çaresizlik oldu. Ve burada şimdi bu gece 258 saat geçti depremin, o 7.7'lik büyük sarsıntının üzerinden. İyi bir haber aldık en azından. Neslihan Kılıç 258 saat sonra... Depremden 258 saat sonra Kahramanmaraş'ta Ebrar sitesinden canlı olarak çıkarıldı. Şu anda da arkadaşlarım o anı, o mucize anını ekrana getiriyorlar. Ev hanımıydı, 30 yaşında Neslihan Hanım. İki çocuk annesi diyebiliyoruz. Ve şu anda doktorların yaptığı açıklamalara göre sağlık durumu da iyi. Diyalize alınacak tabii, 258 saat, dile kolay. 258 saat boyunca ne yedi, ne içti bilmiyoruz. Öğreneceğiz inşallah. Fakat önemlisi yaşama tutunmuş olması. 258 saat boyunca ölüme direnmiş olması Neslihan Kılıç'ın. Çıkar çıkmaz da yakınları nasıl diye sormuş. Doktorların ifadesiyle söylüyorum. Bu çok sevindirici bir haber. Şu anda da o görüntüler ekranlarınızda. Kahramanmaraş'ta Ebrar sitesinde çok sayıda can kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ne yazık ki bu felakette öldüğü Ebrar sitesinde, o koca sitede Neslihan Kılıç isimli 30 yaşındaki ev hanımı kadın 258. saatinde depremin bir mucize diyoruz sağ olarak çıkarıldı ve şu anda da tedavi için hastaneye götürülüyor. Son durumu takip ediyoruz. Gerçekten bu en azından umudumuzu biraz daha yeşertti. Yani artık enkazlarda enkaz kaldırma çalışmaları var ağırlıklı olarak, bunu görüyoruz. Ben de Hatay'da, İskenderun'da, Antakya'da bunları gözlemledim. Çok nadir enkazların başında işte arama ekipleri, ses dinleyen, işte köpeklerle canlı var mı diye arayan ya da ısıya duyarlı kimi kameralarla bir şekilde termal fotoğrafını çekmeye çalışan ekipler çok azalmıştı. Dolayısıyla enkazlar kaldırılıyordu. Hatta itiraz da ettik buna defalarca. Yani enkazların kaldırılması için erken değil mi? Hala yaşam umudu yok mu demiştik. Bakın yaşam umudu var. 258. saatte bir mucize gerçekleşti. Kahramanmaraş Ebrar sitesinde Neslihan Kılıç isimli 30 yaşındaki kadın şu an ekranda gördüğünüz gibi çıkarıldı ve hastaneye götürülüyor. Diyalize bağlanacak. Tabii ki böbrek yetmezliği, susuzluğa bağlı böbrek yetmezliği normal. Bu tür sonuçların ortaya çıkacağını doktorlar defalarca ifade etmişlerdi. Daha kısa sürelerde de
Yine kurtulan vatandaşlarımızın böbreklerinde sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bu 258. saatte gelen bir mucize. Dolayısıyla umutlarımızı yitirmeyelim diyoruz. Şimdi bu görüntüleri ekrana getirdik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Hastaneye götürülecek son durum nedir? Buna ilişkin Kahramanmaraş'ta dönmemiz gerekiyorsa tamam arkadaşlar, canlı yayında dönebilecek olursak hemen döneceğiz. Şu anda hastaneye getirildiği anları görüyorsunuz. 258 saat sonra, yani 11. günün sonunda, dile kolay bakın, 11 günün sonunda yeniden hayata tutunan, adeta yeniden dünyaya gelen 30 yaşındaki Neslihan Kılıç'ın görüntüleri. Hastanede şu anda tedavi altında. Genel olarak sağlık durumu iyi, diyalize alınacak böbrek yetmezliği ile alakalı, ama çıktığında doktorların ifadesiyle söylüyorum, yakınlarını sormuş, yani çoluğunu çocuğunu sormuş, bu da bilincinin yerinde olduğunu gösteriyor. Çok sevindirici bir haber, çok güzel bir haber. Bunca acının üzerine gerçekten bir can kurtulduğunda bin can kurtulmuş gibi oluyor. Bunu belki izleyenler hatırlayacaktır. Deprem bölgesinde o felaketin yaşandığı noktalarda da dile getirmiştim. Kendim de şahit olduğum için söylüyorum. Muhteşem bir an. Hele kurtaranlar, hele onu hayata döndürenler, onların sevincine, onların gözlerindeki umut ışığına söylenecek söz bulamıyorum. Onlar yaşatabilmek için adeta canlarını ortaya koyuyorlar. Can hıraş bir mücadeleyle kurtarıyorlar ve kurtardılar bakın. 258. saatte yine bir mucize gördük. Yine tekbir seslerini işitiyorsunuz. Neslihan Kılıç isimli iki çocuk annesi 30 yaşındaki kadın Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinden canlı olarak çıkarıldı. Ve şu anda da görüntüler ekranlarda. Şimdi bu felaketin yeni görüntüleri var. Çok şükür bu mucizeyi yaşadık. Pek çok mucizeye daha inşallah diyoruz. Umudumuzu da yitirmeden inşallah diyoruz ama... Bu deprem nasıl bir deprem ki? Bu arada sıcak bir gelişme. Şimdi 248. saatte Aleyna kurtulmuştu. 258. saatte Neslihan Kılıç kurtuldu. Bunlar çok güzel mucizeler dedik. Hatta Yalın Onat'a döneceğiz, Kahramanmaraş'taki arkadaşımıza. Sıcak bir haber dedim ya. Yeni bir deprem, 5.1 büyüklüğünde. Merkez üssü Hatay. Tekrar ediyorum. Ne yazık ki bir depremle daha sarsıldık. 5.1 büyüklüğünde Hatay Arsuz merkez üssü saat 22.47'de meydana geldi deprem. Bir artçı şok, tabii bu artçı şok şiddetli de hissedildi. Dolayısıyla deprem bölgesinde de yine büyük bir paniğe yol açtı. Bakacağız, bu gelişmeyi de takip ediyoruz. Şimdi bu gecenin mucize haberini, detaylarını ekrana getirelim. Yalın Onat'a dönelim. Yalın, duyabiliyor musun? Yalın Onat şu anda karşımızda. Neslihan Kılıç kurtuldu. Sen anlat Yalın. Sen oradasın. Ebrar sitesindesin. Aleyna, Aleyna'dan sonra Neslihan Kılıç. Çok güzel haberler bunlar. Detaylar sende. Evet, burada biz Aleyna Kılıç'ın da, özür diliyorum, Aleyna Ölmez'in de 248. saatteki mucize kurtuluşunu gözlerimizle görmüş ve onu da havalimanından Ankara'ya uğurlamıştık. Bugün de 258. saatte Aleyna'nın kurtuluşundan 10 saat sonra 258. saatte Neslihan Kılıç'ın, 29 yaşındaki iki çocuk annesi Neslihan Kılıç'ın mucize haberini aldık ve bizler de hemen hastaneye geldik son durumunu öğrenebilmek için. Tabii içeride babasıyla konuştum. Benim son doğamdı dedi Neslihan'ın enkazdan çıkarılması. Bu çok önemli bir cümleydi bence enkazdakiler için de. Çünkü o duasının kabul olduğunu dile getirerek sevincini bizlerle paylaşmıştı TV 100 ekranlarında. Tabii son durumunu hemen aktaralım sizlere. Neslihan Kılıç'ın ilk müdahalesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapıldı ve minör sıkıntıların olduğu, yani bunun tabii detayı verilmedi ama işte kırıkları olabilir gibi müdahaleler yapıldı. Yani kırıklarına müdahaleler yapıldığı aktarıldı. Herhangi bir önemli sorununun olmadığı söylendi ve şu anda da diyalize aktarıldı. Biliyorsunuz ki enkaz altından çıkan, bu kadar uzun saat sonra çıkan kişilerde böbrek problemleri yaşanıyor ve diyalizle onlara destek yapılıyor. Yani bu da olağan bir durum. Aslında olağanüstü bir durum yok burada. Her şey iyiye gidiyor gibi gözüküyor şu anda doktorun aktardığı kadarıyla da. Saat 2'de de, gece 2 sularında da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevki gerçekleşecek Neslihan Kılıç'ın. 29 yaşındaki Neslihan şu anda Maraş'ın umudu da oldu diyebiliriz. Çünkü şu ana kadar son çıkarılan Neslihan Kılıç oldu. Ve 258 saatle bize de buradan umudu
biraz daha tutmamız gerektiğini, mucizelerin hala Maraş'ta gerçekleşebildiğini de göstermiş oldu bizlere. Bizler de yeni mucizeleri sizlere aktarmak üzere heyecanla bekliyoruz ve sözü tekrar sizlere bırakıyoruz. İnşallah sevgili Yalın, 248. saatte Aleyna'yı, Aleyna Ölmez'i çıkardı ekipler. Ölmedi çok şükür o evladımız. Şimdi Ankara'da tedavi altında. Sen bütün süreci takip ettin biliyorum. Sonrasında şimdi Neslihan Kılıç, 30 yaşında iki çocuk annesi, bir ev hanımı, kız kardeşimiz kurtuldu çok şükür. Yani mucizeler hala mümkün. Umudumuzu yitirmeyelim. Bir büyük depremle, çok yıkıcı bir depremle yıkıldık, sarsıldık. Sonra üstüne 9 saat sonra bir o kadar daha yıkıcı bir başka deprem geldi. Ama düştüğümüz yerden kalkacağız. Umudumuzu yine de diri tutacağız. Çok can kaybımız var. Yüreğimizdeki acıyı ve bize yaşattığı çaresizliği elbette ki ifade etmek son derece zor. Fakat mucizeler hala mümkün. Bunu bir kez daha belirtelim.